Herkese yeniden merhabalar. Evet sevgili Yüzlük Sorular kanalının güzel yüzlük öğrencileri. Hepiniz kanalımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Yüzlük Sorular sınıfında My Daily Routines konusunu çalışacağız. Evet sevgili 5. sınıflar ve kendini 5. sınıf hisseden herkes. Bugün bu konuyu mükemmel bir şekilde öğrendikten sonra sizler de artık günlük rutininizi yazabilir. Simple Present Tense'i çoğunlukla kullanabilirsiniz kullanarak ve tabii ki de kurallarına dikkat ederek günlük hayatınızda neleri yaptığınızı bizlere yorumlar kısmında anlatabilirsiniz. Hadi bakalım o zaman dersimiz başlasın. Bakalım şimdi öncelikle bakın ifadelerde neler görüyoruz arkadaşlar? Öncelikle bir günü 3 eşit parçaya böldü ya da işte 3 ayrı zaman dilimini söyledi bir gün içerisinde. In the morning, in the afternoon and in the evening. Yani sabah, öğlen ve akşam olmak üzere günün belirli zamanlarında düzenli olarak yaptığımız bazı aktiviteleri söyleyeceğiz. Bunlar bizlerin daily rutinini yani günlük rutinini oluşturuyor. Türkçede de kullanıyoruz değil mi? Yani çok rutin, her gün aynı şeyleri yapıyorum şeklinde de kullanabiliyoruz. Aslında bizlerin her gün düzenli olarak tekrar ettiği dış fırçalamak olsun, kahvaltı yapmak olsun, öğlen yemeği, akşam yemeği, okula gitmek, kitap okumak, televizyon seyretmek, ailemizle konuşmak, belki internette zaman geçirmek bunların tamamı bizlerin daily rutinimizi oluşturuyor. So let's start with the in the morning. Hemen sabahla başlayalım. Hemen ister isterseniz parantez içinde de yazalım buraya bakalım sabah yapılanlar nelermiş. First one is brush teeth yani dişleri fırçalamak. Evet I brush my teeth every morning. Diş fırçalamak diyebiliriz. Ben her sabah dişlerimi fırçalıyorum. Have breakfast. I have breakfast with my family at 7 o'clock. Sabah saat 7'de ailemle birlikte kahvaltı yapıyorum. Kahvaltı yapmak diyelim isterseniz. Hemen sonrasında make the bed. Yatağı yapmak yani yatağı düzeltmek, yatağı toplamak diyebilirsiniz arkadaşlar bunu. Ee, her şekilde söyleyebilirsiniz. Yatağı yapmak olarak yazsam da siz bu yapmaktan e, düzeltmek, düzenlemek, toplamak olduğunu anlayabilirsiniz. Evet get up, get up uyanmak demek. Yani şöyle daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Wake up ve get up'ı çok karıştırıyor öğrencilerimiz. Bu mesela yatağın içindesiniz ve gözünüzü aç. Açtınız. Bu wake up oluyor. Get up da yataktan kalkmak oluyor. Bu şekilde söyleyelim isterseniz. Hemen comb hair zaten bakın burada bir tarak gördüğünüz için de saçları taramak, saçları fırçalamak olarak da geçiyor bazen. Saçları taramak olarak yazabiliriz. Hemen sonrasında get on the bus and leave home. Evet, ne yapıyorsunuz? Artık otobüse binip evinizden uzaklaşıyorsunuz ve okunuza doğru yola çıkıyorsunuz. Otobüse binmek diyerek de sabah rutinimizi şöyle hızlı hızlıca bir hatırlamış olduk. So it is your turn now. Evet şimdi sıra sizde. Ne yapalım arkadaşlar? Bizlere write your morning routine. Evet bize sabah rutininizi Yazın bakalım yorumlara gülümseten soru olarak sormuş olalım sizlere. Hemen ikinci kısımda öğlen neler yapıyoruz bu noktaya bakacağız. In the afternoon yani öğlen. Bakalım öğlen bizler neler yapıyoruz. Çoğunlukla okulda olduğumuz değil mi? O dersten o derse koşturduğumuz zaman dilimi. Belki bir öğlen yemeği yiyeceğiz. Belki okuldan birazcık erken geliyorsak akşam olmasına hala zaman varsa köpeğimize kedimize bir yürüyüşe çıkacağız. Ya da açık havada bir yürüyüşe çıkacağız. Biraz dinlenmek için bir çay kahve içeceğiz, müzik dinleyeceğiz. Dolayısıyla in the afternoon we do our homework, ev ödevi yapmak. Evet bunu genellikle bazı öğrenciler ak akşama bırakıyorlar ama esasında okuldan gelir gelmez hemen böyle biraz dinlendikten sonra taze temiz beyinle yapmakta tabii ki de fayda var. Play games, oyun oynamak muhtemelen Okul sonrası ya da belki okulda öğlen teneffüsünde aynı şekilde olabilir. Have lunch öğlen yemeği yemek, have breakfast gibi. Şimdi burada bir noktayı daha hatırlatalım sizlere. Bakın arkadaşlar, öğlen yemeği yemek, sabah kahvaltısı yapmak gibi. Breakfast kahvaltı, lunch öğlen yemeği, dinner akşam yemeği. Dikkat ettiniz mi? Bu kelimelerin hepsi have ile kullanıldıkları zaman bir fiil durumuna dönüşüyorlar. Yani artık kahvaltıyı yapmak, öğlen yemeğini yapmak ya da yemek, akşam yemeğini yapmak ya da yemek şeklinde fiil olarak kullanılabiliyorlar. Go online ne olabilir? İnternete takılmak, çevrim içi olmak işte diyelim isterseniz. İnternette çevrim içi olmak, çevrim içi duruma gelmek ya da isterseniz bunu daha açık bir şekilde söyleyecek olursak internette zaman geçirmek diyebiliriz arkadaşlar. İnternette zaman geçirmek tabii ki kesinlikle kararında olmak zorunda. Çok fazlasının bizim özellikle beyin gelişimi için çok zararlı olduğunu unutmayın arkadaşlar. Feed the pet kimlerin var? Haydi bakalım ikinci gülümseten sorusu. Gelsin bugünün. Do you have a pet? What is your pet? It is does it have a name bir ismi var mı bir kediniz köpeğiniz evcil hayvanınız var mı evcil hayvanı beslemek burada diyor yani ne yapacak onu yedirecek içirecek gezdirecek belki ihtiyaçlarını giderecek öğlen vaktinin rutini and the last one listen to music Müzik dinlemek benimle özellikle çok sevdiğim, sıklıkla yaptığım arkadaşlar bir aktivitedir. Her gün mutlaka müzik dinlerim. Özellikle de klasik müzikleri çok çok seviyorum. So in the evening, what do we do in the evening? Yani akşamları neler yapıyoruz? Hemen şimdi bir de buna bakalım. First one, we have dinner with our family. Ailemizle birlikte akşam yemeği yiyoruz, değil mi arkadaşlar? Akşam yemeği, yemek bolca vokableri verdik bugün sizlere. Lütfen benimle beraber not alarak ve tabii ki de anlamlarını ezberleyerek çalışmayı unutmayın. Every evening we read books. Evet her gün mutlaka en az 20 25 sayfa okumamız gerekiyor arkadaşlar. Kitap okumak çok önemli bir aktivite. Bizim böyle rutinimiz aynı yemek içmek gibi bir rutinimiz olmalı kitap okumak. But watch TV. Evet televizyon seyretmek için aynı şeyi söylemeyeceğim ama hani çok bence rutininiz olmamalı. Yine de belki böyle çok nadir de olsa haftada bir gün iki gün çok sevdiği bir diziyi takip eden öğrencilerimiz vardır. Go to bed artık yatağa gitmek. Yani yatağa doğru artık harekete geçiyorsunuz arkadaşlar. Doğrudan ya da yatağa girmek olabilir. Drink milk süt içmek ve finally sleep değil mi? We sleep and artık uyumak diyerek de günümüzün tamamını belki böyle yorucu bir günün ardından güzel bir uykuyla toparlamış oluyoruz. Hemen bir diğer sayfada şimdi madem bu değili rutini belirli saatlerde zamanlarda yapıyoruz o zaman zaman söylemeyi nasıl bileceğiz? What time is it or what is the time? Bir diğer sorumuzda what is the time olabilir arkadaşlar. Bunların her ikisi de bize soru soran cümleler. Yani bize zamanı söyle. Ve dikkat ettiğiniz gibi hepsi itizle başlıyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada çok çok önemli bizler zamandan bahsedeceğiz. Bazı temel kelime kalıpları var. Mesela bunlardan bir tanesi quarter. Quarter çeyrek biliyorsunuz ki 1 saat 60 dakika çeyrek saatte 60'ın dörtte biri yani 15 dakika. 15 geçiyor 15 kalıyor demek için 15 yani çeyrek kavramı için quarter'ı bir kere bir bilmek zorundayız. Hemen çeyreği şurada not alalım. Sonrasında eğer çeyrek varsa to eğer çeyrek geçiyorsa past o zaman kala ve geçe kavramlarını bileceğiz. Hemen sonrasında ya saat buçuksa iki tane mi çeyrek diyeceğiz? Hayır. Buçuklu saatler tam saatlerin yarısı dolayısıyla half yani yarım. Yarım geçiyorsa buçuk geçiyorsa half past. Söylememiz gerekiyor. Bunun dışında bir dakika söyleyip tu ya da pas diyerek de bir saate ne kadar dakika kaldığını ya da ne kadar dakika geçtiğini söyleyebiliriz. Şimdi örneklerde daha iyi anlayacaksınız. Let's start with the first one. What is the time here? It is you see seven o'clock değil mi? Bakın küçüğü yedi de büyüğü on it is seven o'clock. Let's look at first one. It is seven o'clock. So let's look at the second one. What time is it? It is. Arkadaşlar şu an ne görüyorsunuz? Bakın 9'u 10 geçiyor değil mi? Ne demem lazım? Önce dakikayı söyleyeceğim. It is ten diyeceğim on geçiyor diyeceğim past kaçı geçiyor dokuzu geçiyor ten past nine bakın dikkat edin önce dakika geldi sonra saat geldi araya geçe mi kala mı bunu yerleştirdik it is ten past nine let's look at which one, which one it is It is ten past nine. Second is here. So şimdi üçüncüsüne baktığımızda ne göreceğiz? Küçüğü iki de büyüğü altı da saat iki otuz. Yani otuz dakika altmış dakikanın yarısı. Demek ki buçuk geçiyor. Kimi ikiye half past two. Which one is it? It is half past two yer Hemen dördüncüsüne bakalım. Küçüğü altıda büyüğü üçte bakın. 15, 30, 45, 60. Çeyrek de çeyreği ne yapıyor? Geçiyor. Quarter, çeyrek. 15 pasta diyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu da doğru. 15 past 6 de diyebilirim. Yani saat 6'yı 15 geçiyor. Ama biz genellikle bu 15 kavramı yerine quarter'ı kullanıyoruz. İşte bunu örneklemek için hemen göstermiş olayım sizlere. It is quarter past 6. Which one is it? Let's look at. It, it is quarter past six. Dördüncüsünde hemen buraya yazdık. Beşincisine bakalım. Saat sekize beş var. Önce dakika beş, five. Kala kime? Sekize five to eight. It's five to eight. Hemen burada beşi de yazdık. Eşleştirdik. Altıya baktığımız zaman saat bakın üç buçuğu beş dakika. Üçü otuz beş geçiyor. Yani isterseniz şöyle diyebilirsiniz. Thirty five past 3. 30 past 35 past 3. Yani 35 geçiyor da diyebilirsiniz. Ya da hemen bir sonraki zaman dilimine baktığınızda daha az. 25 dakika var. 25. 25 dakika kime? 4'e. To 4 diyebilirsiniz. Hemen bakalım. It's 25 to 4. Bu şekilde vermiş. 6'yı eşleştirdik. Genellikle buçuğa kadar pastı buçuktan sonrayı kala olarak da ifade ediyoruz. Bunun da altını çizmiş olalım. Son olarak saat 2'ye çeyrek var. Quarter to 2 diyerek de hemen 7 numarayı buraya eşleştirdik. 2'ye çeyrek kala olduğunu söyledik. So. Let's ask a question. Evet arkadaşlar, what time is it now? Şimdi bizi izlerken, dinlerken saat kaç? Haydi bakalım. What time is it now? Bizi dinleyen öğrenciler yazsınlar bakalım şu an bulundukları yerde saat kaç? Bizi saat kaçta dinliyorlar? Yorumlara bekliyorum." dedikten sonra Hemen bir boşluk doldurmaca sorusuyla hem bir sabah rutinini toparlayacağız hem de saatlerle ilgili güzel bir egzersiz yapacağız. Let's start every day her sabah I get up kalkarım. Et. Evet, saat kaçta kalkarım? En erken saat burada hangisi ise onda kalkarım. 6.30'da. 6.30'u nasıl okuyacağız arkadaşlar? Every day I get up at isterseniz 6:30 diyebilirsiniz buna 6:30 isterseniz half past 6 diyebilirsiniz ikisi de doğru. I wash my face yüzümü yıkarım. I get dressed giyinirim and have breakfast at home ve kahvaltı yaparım evde. I get on the bus otobüse binerim at kaçta hemen 7:15 diyebilirsiniz ya da quarter past seven diyebilirsiniz. My classes, benim derslerim start at seven fifty diyebilirsiniz ya da ten to eight diyebilirsiniz arkadaşlar. Yani 8'e 10 kala ya da 7.50 diyebilirsiniz. I have lunch. Öğlen yemeği yerim in the cafeteria. Cafeteria'da öğlen yemeği yerim. At öğlen saat twelve o'clock dedikten sonra I come back home at ne diyebiliriz arkadaşlar? Buraya 3.30 diyebilirsiniz. İsterseniz, isterseniz half past 3 p.m. diyebilirsiniz. Yani şöyle diyebiliriz mesela. At half past 3 p.m. diyebilirsiniz. Birazdan a.m. p.m.'i daha güzel bir şekilde anlatacağız. So, let's look at the questions about Mert. How does Mert go to school? Mert okula nasıl gidiyor? Let's look at it. Hadi bakalım şimdi hemen bir clue yani ipucu yakalayacağız. Ne dedi? I get on the bus dedi. So he goes to school. Okula gider. Nasıl gider arkadaşlar? By bus. Kısaca by bus da diyebilirdiniz cevaba. Ama ben Tam bir cevap vermek istediğim için cümleyi doğru bir şekilde kurmaya çalıştım. So let's look at the second question. Where does he has lunch? Nerede öğlen yemeği yer diye sordu. Nerede öğlen yemeği yer diye sordu. Ne dedi? I have lunch in the cafeteria. O zaman isterseniz doğrudan cevaba in the cafeteria diyebilirsiniz ya da he has lunch In the kafeterya diyebilirsiniz. Burada soruda bir hata var arkadaşlar. Hemen onu ben düzeltmek istiyorum burada. Bakın soru cümleleri eğer do, does gelirse o zaman he, she, it'e gelen fiilin yanındaki s takıları yazılmaz. Doğrusu da burada where does he has lunch değil. Doğrusu where does he have land şeklinde olmak zorundaydı. Burada yazımda bir hata olmuş. Hemen düzelterek sizlere de gösterelim. Ve diyelim ki sevgili öğrencilerimiz bizler değil rutinlerimizi simple present tense ile anlatıyoruz. Ve simple present tense de sadece olumlu cümlelerde ve öznelerimiz sadece he, she, it ya da bunlara karşılık gelen özneler oldukları zaman fiillerimizin yanına bazen s, bazen es, bazen ies takısı getiriyoruz. Ancak eğer cümle soru cümlesi ya da olumsuz cümle olursa asla oradaki fiillere s, es, ies takısı gelmiyor sevgili öğrenciler. Bunun altını çizerek buradaki hatayı istinaden de göstermek istedim sizlere. Hemen umarım açıklayıcı olmuştur diyerek bir sonraki sayfada AM PM'i sizlere anlatmaya çalışalım. Evet. AM yani before the e, ne diyebiliriz? afternoon. Yani after the afternoon diye bir düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bir tanesi aslında öğleden önce, öğleden sonra ya da bir tanesi gündüz, bir tanesi gece gibi de düşünebilirsiniz. Nasıl? Hemen buradaki tanıma bakalım ve gösterelim sizlere. Starts at 12 midnight yani gece yarısı saat 12'de başlıyor and goes until eleven. 59 in the morning ve öğlen saat işte hemen hemen 12'ye 1 kalaya kadar devam ediyor. Bu da demektir ki biz sabah saat işte 8, 9, 10 sabah saat 11 bunların tamamını am ile ifade ediyoruz ya da gece yarısı 4 gece yarısı 5'leri am ile ifade ediyoruz. Öğlen 12'den sonrayı artık pm ile ifade ediyoruz. PM starts at 12 noon. Evet öğlen 12'de başlar and goes until 11 59 at night gece yarısı saat 11.59'a kadar devam eder. Yani şöyle düşünelim bir zamanı hemen şöyle çizecek olursak bakın 12 gece 12'den başlayıp Sabah, öğlen saat 12'ye kadar olan vakit geceden sabaha kadar olan vakit AM tekrar sabah 12'den akşama kadar olan vakitte PM olarak gelecek karşımıza. So let's look at the exercises. I see the sunrise ben güneşin doğuşunu görüyorum diyor. Güneşin doğuşu harikadır değil mi? Arkadaşlar evet güneşin doğuşunu görüyorum at seven o'clock a.m. Neden? Çünkü güneş sabah saat 7'de doğar değil mi? I go to bed yatağa gidiyorum. Yatağa giderken dışarıda güneş mi olur? Hayır. Ay olur, yıldızlar olur, gece olur. Dolayısıyla I go to bed at half past 10. P.M. demiş oluyorum. Mesela şöyle düşünün, yani at seven o'clock in the morning demedi de adam, hani mesela buraya in the morning koymadı da ne dedi mesela? İşte bunu yazmadı da gitti AM yazdı. Ya da işte in the evening yazmadı da mesela akşam saat 10.30'da e, yatağa gidiyorum demedi de mesela gitti onun yerine PM yazdı. Böyle düşünebilirsiniz de bir nevi kısaltma gibi yani öğleden önce öğleden sonra gibi düşünün. I arrive at school okula varıyorum. Ne zaman? Sabah saat 8'de. Dolayısıyla I need to put AM here. And then Hemen diğerine bakalım. I turn on the lights. Işıkları yakıyorum. Turn on yakmak. Turn off kapamak. Bunu da hemen birbirlerinin zıttı olan fiiller olarak sizlere verelim. Açmak, kapamak olarak. On ve off'tan görebilirsiniz. Işıkları yakıyorum at half past seven pm because it's evening. Diyerek de hemen am pm'i hızlıca şöyle sizlere göstermiş olduk. Sevgili yüzük öğrenciler. Evet. Artık son sayfamızda harika bir boşluk doldurmaca sorusuyla yavaş yavaş bugünlük bizlere ayrılan sürenin sonuna geleceğiz. Hi my name is Berk. Merhaba benim adım Berk. Şimdi öncelikle bakalım mı? Wake ne demekti? Wake up'la kullanılacak uyanmak. Surf adı üzerinde zaten surf yapmak. Eğer surf the internet gibi kullanıyorsa internette çevrim zaman geçirmek anlamına geliyor. Uniform, üniforma. Okula giderken giymemiz gereken kıyafet. Hair, saç hepimizin bildiği gibi. Call, arama anlamına geliyor. Çağrı olabilir bazen. Walk da yürümek demek. Dolayısıyla hemen bakalım. Hi, my name is Berk. This is Berk's daily routine. Hemen şuraya yazalım mı? Berkin Daily rutini değil mi? Hemen sizlerden de o zaman son bir gülümseten soru olarak write your daily routine dedik. Haydi bakalım bizlere yorumlarda yazın sevgili öğrenciler. Şöyle kısaca birkaç cümle ile bakalım kimler aktif bir şekilde konuyu anladı ve cümle kurabiliyor. Hi my name is Berk. Merhaba benim adım Berk. I wake up at half past six. Şöyle de diyebilirdi. I wake up at half past six a.m. Değil mi? Hemen buraya da yazalım isterseniz. So wake'i kullandık. I get up. Kalkarım and wash my face. Bakın dikkat edin. Hem wake up kullandı hem get up kullandı. Bu uyanmak. Get up kalkmak. Dolayısıyla wake up da gözünü açtı. Get up da yataktan kalktı. Aman diyorum karıştırmayalım. And then wash my face. Yüzümü yıkadım. Then I put on my school uniform. Daha sonra ben ne yaptım? Okul üniformamı giydim. Bakın burada puton kalıbını kullandık. Giymek anlamına have dressed gibi de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Hemen my mother call me for breakfast. Annem beni kahvaltıya çağırıyor. Ama ben buraya acaba call mu koyacağım ne demiştik? Simple present tense'de olumlu cümlelerde özne hişi it olur ya da ona karşılık gelen bir özne tekil bir özne olursa o zaman fiilimize s Es ya da ies koyarız dedik. Doğruysa buraya kol değil calls dememiz gerekecek. Hemen bunu düzeltelim. Ve seni kullandık seni kullandık diyerek eleyelim. I often eat toast and drink a glass of milk. Ben sıklıkla toz yerim ve bir bardak süt içerim dedi. After breakfast kahvaltıdan sonra I brush my teeth dişlerimi fırçalarım and comb my hair tabii uykudan kalktı yataklı şöyle dağılmış olan saçlarını güzelce bir taramalı toplamalı değil mi arkadaşlar? I leave for school at half past seven isterse buraya am ekleyebilir yedi buçukta okula gitmek için evden ayrılıyorum. Evet, I Walk to school. Evet, o zaman ben okula yürüyeceğim. Neden? Because, çünkü My school is not far away. Far away uzak demek. Eğer not far away diyorsa uzak değildir demek ki okula yürüme mesafesinde oturuyor. O zaman otobüse binmesine gerek yok. Hem de çok güzel bir şekilde sabah sporu yapıyor. I have lessons. Derslerim var from 8 to 2 o'clock. Sabah saat 8'den öğleden sonra 2'ye kadar şöyle de diyebilirdi. From 8 a.m. to 2 pm. Bakın bu şekilde kullanabilirdi. Bu da doğru bir kullanım olurdu ve am kullanımını bize örneklemiş olurdu. I come back to home at half past 2 pm. Öğleden sonra saat 2.30'da eve geliyorum. I usually genellikle watch TV televizyon seyrediyorum. Sıklık zarfları bu konuda çok 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 önemli bakın şurada da aynı şekilde yine ofunu kullanmıştık then I ne yapıyorum surf on the internet evet internette surf on the net internette birazcık takılıyorum zaman geçiriyorum read a book ve mutlaka kitabımı okuyorum and then I have dinner with my family after that I go to sleep evet sonrasında ne yapıyorum ailemle biraz zaman geçirip uyuyorum diyebilirdi sevgili Berk evet Berk'in değil rutini tam anladıktan sonra bugünlük de bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş oluyoruz. Bakalım bugün teşekkür sayfamıza kimler var? Merhabalar, sevgiler, selamlar. Şehit, Beşir, Balcıoğlu, İlköğretim Okulu öğrencileri. Hepinize kocaman sevgiler buradan. Bir de tabii ki 5 Şubat İlköğretim Okulu öğrencilerini de bugün unutmadık. Onlara da kocaman sevgiler, selamlar diyoruz. Lütfen videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.